Tabii burada en çok konuşulacak şey İYİ Parti aday gösterirse özellikle Ankara ve İstanbul'da seçim sonuçları değişir mi? AKP'nin lehine değişir mi? Rakamlara bakınca evet öyle gözüküyor. Bakın şimdi bazı şeyler var. İstanbul, Ankara'ya bakalım. Son seçim. Şimdi elimizdeki en son anket değil, gerçek sonuç 2023 Mayıs 14'ünde yapılan genel seçimlerde partilerin aldığı oylar. Millet İttifakı girdi, Cumhur İttifakı girdi ama burada içindeki partiler de ayrı ayrı girdikleri için yani DEVA falan girmedi de ama İYİ Parti, CHP ayrı ayrı listelerle girdi. Cumhur İttifakı'nda da MHP ile AKP ayrı listelerle girdi. Şimdi bakın Ankara'ya bakıyorum. Ankara'da İYİ Parti'nin aldığı oy 13.1. CHP'nin aldığı oy da 30.7. Yani ikisini topladığınız zaman 43.8 gibi bir şey çıkıyor. Şimdi Ankara'da AKP 32, MHP 10.2, onlar da 42.3 ediyor. Şimdi şeyleri eklemedim burada. Mesela Ankara'da TİP oyu var. Efendim Ankara'da gene yeniden Refah oyu var. İşte BBP oyu kaç kişiyse. Bir de tabii genel seçimde belki oy vermemiş olsalar bile işte DEVA'dan falan gelecekten, Saadet'ten de oy kayması olur mu bilmem. Ama görülen şu. Yani iki ittifakın ana iki partisine baktığımız zaman Ankara'da AKP 40, AKP'nin adayı kim olacaksa 42.3'te, CHP'nin adayı da 43.8'de son seçim sonuçlarına göre. Şimdi buradan Meral Akşener ben aday gösteriyorum dediği an potansiyel olarak 13'ü çekeceğiz. 13'ü çektiğimiz zaman CHP tek başına kalıyor. Hani Türkiye İşçi Partisi belki Demokrat Parti'nin falan oylarıyla o 32 olur, 33 olur. Ama MHP AKP'den desteğini çekmeyecek. Zaten onu çok net açıklıyor. O ne aday çıkaracak ne de destek kesecek. O 42'de kalacak. Ha, AKP'nin oylarında düşme olur. Başka yerlere gider mi bilemem. Ama AKP'nin oyu Ankara'da 32 çıkar mı bilemiyorum. Bakın AKP'nin oyunda çok ciddi düşüş var yani. Ankara'da 46-47'lerden geliyor AKP. Bütün Türkiye'de öyle. 2015 seçimlerinde AKP'nin aldığı oy 49,5. Neredeyse 50. Sonra 2018'de bu 41'e düştü. Ama son seçimlerde 35. Biz tabii hep Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımız için yani AKP'nin aldığı oyu herkes es geçti. Yani CHP'nin oyunu bakıyorsun da AKP 35'e düştü. Ve bana göre aynı şekilde İstanbul'da da bakın. Mesela İstanbul'da AKP'nin oyu 36 son seçimlerde. CHP'nin oyu 28.3, İYİ Parti'nin oyu 8.1. MHP'nin oyu da 6.2. Yani AKP ile MHP'yi topladığımız zaman ne ediyor? 36, 6 daha 42, 42, 43. Ama yeniden Refah var İstanbul'da. Onun oyu var. Ne kadar? Yeniden Refah 4.5 oyu var bakın. Buna karşı CHP, İYİ Parti, CHP 28, 8 daha kaç ediyor? 36. Ama 4 şey var. Tip var. 40. HDP oyunda yaptığın zaman 48'e çıkıyor. İşte son seçimde aşağı yukarı bu oyları aldı. Ha, diyeceğim şu. Yani ben şunu demek istemiyorum. Ay efendim işte Meral Akşener AKP'ye çalışıyor falan. Onun için çok erken daha. Kırıcı da olmamak lazım. Ama İYİ Parti, ben Ankara İstanbul'u kastediyorum. Başka yerleri şu anda bir şey demiyorum. Oralara tek tek bakmak lazım. Ama Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti aday çıkardığı zaman AKP'nin adayının kazanma ihtimali bir anda daha artıyor. Şimdi seçimdir bu, bilemeyiz. Yani İYİ Parti adayını çıkarır. CHP'de İmamoğlu'yla seçime katılır. Zaten millet İmamoğlu'na bayılıyor biliyorsunuz. Yani herkes onu seviyor. Kazanacak aday o, değil mi? Ona da oylar gider. AKP'nin adayı da MHP desteğine rağmen geride kalabilir mi? Evet. Ama rakamlara baktığımız zaman bu CHP açısından zorlaşıyor. Çünkü CHP'ye bütün bunlara şey olarak Türkiye İşçi Partisi'ne giden %4 oy gelir. 28 olur 32. İşte HDP
aday mı çıkaracak? Yoksa seçmenine arkadaş, yani bizim burada kazanma şansımız yok. Bize oy verenleri serbest bırakıyoruz. Sizce hangisi daha demokratik bir yönetim uygulayacaksa oyunuzu ona verin deyip mesela kenara çekilebilir. O zaman %8'lik HDP oyu belki bir bölümü AKP'ye gider, belki gitmez, belki hepsi gene CHP'ye gelir. Bilemeyiz. Ama her iki kentte de İYİ Parti ben aday çıkarıyorum dediği zaman dengeler bozuluyor. Fakat başka bir şey daha var. Onun için ısrarla söylemek istiyorum. Hep işte bu özellikle muhalif kanallarda böyle kendini tutamayanlar var. Bu Meral Akşener ihanet içinde falan. Yok kardeşim dur. Herkes siyaset yapıyor. Herkes kendisini, partisini iktidara taşımaya çalışıyor ve herkesin de kendine göre bir hesabı var. Yani bunu hemen böyle Tayyip Erdoğan'ın adamını, Tayyip Erdoğan'ı kazandıracak. Şimdi şeklen o gözüküyor. Ha, bunu göğüsleyecek bir kere Meral Akşener ve İYİ Parti. Yani yarın gerçekten aday gösterdiklerinde AKP tık dedi, Ankara ve İstanbul'u ele geçirdi. Hani bunun bedelinin kamuoyu tarafından sorulacağının herhalde hesabını yapıyor. Onun için diyorum yani siyaset yapıyorlar. Onlar da bir plan program yapıyor. 6 ay var. Daha çok şey değişir. Ama bakın şöyle bir şey de var. Aday çeşitlenmesi halinde iktidar kanadında da çözülme olabilir. Şimdi onu da tam bilemiyoruz. Yani iktidar bloku şu anda böyle taş gibi değil. Siz son seçimlere bakmayın. Son seçimlerde acayip hile hurda var. Suriyeliler var, onlar var, bunlar var, yapılanlar filan. Şimdi bu seçim öyle değil. Burada insanlar gerçek tavırlarını ortaya koyabilirler. Dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan 52, AKP 35. Bana göre şu anda 30'un da altı olabilir. Zaten bunca pahalılık, bunca efendim enflasyon, bunca sıkıntı, bunca işsizliğe rağmen hala AKP'nin oyları 35'i koruyorsa, ki mucize, koruyorsa zaten ülkede yapacak bir şey yok kardeşim. Tamam diyeceksin ya. Boşver ne konuşuyoruz, ne edeceğiz? Vatandaş bundan hoşlanıyor. Bunun başka izahı yok. Ama ben öyle olduğunu tahmin etmiyorum. Görüyorum çünkü dışarıda. Ve genel seçimde belki daha katı davransa da seçmen, yerel seçimde kendini birden rahatlatıyor. Bir dakika arkadaş tamam diyor ya ben bu seçimde bir ceza vereceğim. Bak diyor ne güzel bir aday gösterdi mesela İYİ Parti. Diyor ki ya bak aslan gibi birini gösterdi. Namuslu, dürüst, tanıyoruz da buna vereceğim. Ya da hiç olmadık bir parti oraya oyları dağıtabilir. Onun için aday çeşitlendirilmesinden de panik yapmaması lazım CHP'nin. İki, hani sanki İYİ Parti aday göstermezse kesin kazanıyoruz havasına girip de bir yanlış da adım atılmamalı. Bırak giriyorsa girer. Bedelini o ödeyecek. Ha bedelini ben de ödeyeceğim ayrı. Yani İstanbul'un diğer insanları da ödeyecek. O ayrı ama aklı selim galip gelir. Kimse endişe etmesin diye anlatmaya çalışıyorum bunları. Ha kolay ve güzel olan ve çok izlenen bu Meral Akşener var ya hainin önde gideni be. Vay be sattı ulan AKP'ye sattı. Onun adına çalışıyor. Zaten FETÖ'cü, METÖ'cü. Bu çok güzel. Çok da prim yapıyor. Ben bakıyorum. Bunları söyleyenler acayip izleniyor. Bayılıyorlar. Ama bunlar geçici hevesler. Yani şu anda bayılır. Sonra seçime doğru aklı selim mutlaka galip gelir. Türkiye'nin en büyük şansı bu. Toplumsal bir aklı selim var bizde. Öyle ya da böyle. O böyle en lan ne anlar bu işten dediğin adam öyle bir anda geliyor bir şey yapıyor ki bir anda taşlar yerli yerine oturuyor. Son seçimi seçimden saymıyorum ben. Bunun hesabı mutlaka bir gün sorulur. Ha efendim hemen 6 ay sonra, 1 sene sonra diye bir şey söyleyemem. Ama bu seçim öyle bir numara yapıldı ki bunun altından kimse kalkamayacak. Şimdi çok güçlü bir iktidar var. Her şeyi önünü kesebiliyor. Ama bir şey var işte hani böyle tökezlediğin an bunlar böyle zincirleme geliyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.